Bu ne ya? Bütün kablolar birbirine bağlı. Gel de çık şimdi şundan bakayım çıkabiliyor mu? Bak. Böyle çıkmaz. Bize bir fikir lazım ya. Acaba o fikri kim verecek? Ceylancılar, çekilin. Abiniz geldi. Çekil git Recep. Önce biz geldik. Neyle uğraşıyorsun sen? Görmüyor musun kardeşim? Kablolarım haline bak. Açamıyorum bir türlü. Kardeş, derdine derman olayım mı? Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. O zaman başlayalım. Başlayalım. Ustanın Alışı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Ben Recep Akar. Ben Kenan Çiftçi. Bugün YouTube'da ya da sosyal medyalarda gördüğünüz bir deneyi farklı bir şekilde size aktarmaya çalışacağız. Evet, su elektriği geçirir mi? Su iletken midir? Hadi birlikte bunun testini yapalım. Ne görüyorsun? Yakışıklı birini. Orası belli. Başka ne görüyorsun? Gözümü, kaşımı, ağzımı. İyi bak, bak. Başka bir şey daha var. Haşin, sert bir erkek yüzü. Gördün değil mi? Şu sertliğe bak. Şu sertlik hiçbir erkekte yok valla. Gül şimdi. Gülmem bile sert. Güldüğün zaman bile şu surat yumuşamıyor. Şu suratı gören 7 mahalle öteye kaçar. Şu suratı gören kadın korkudan geber. Tekrardan herkese merhabalar. Bugün dediğim gibi su iletken midir? Bunun testini yapacağız. İletkense de normal bir bakırdan aldığımız amperi ve voltajı alabilecek miyiz? Bunu multimetremizle ölçeceğiz. Şu anda malzemelerimiz 2 bardak tuzlu su. İkisinde de tuzlu su var. Biz hafiften buna bir uygulama yaptık. O yüzden biraz sarı görünebilir. Kusura bakmayın. 2 tane de şöyle yarım metre şeklinde boru hazırladık. İçinde yine aynı tuzlu sudan var. Ve uçlarında birer tane çivi var. Bunlardan elektriği verip elektriği alacağız. Bunun fikri şöyle söyleyebilirim. Normal bir bakır kablodan nasıl voltaj ve akım geçiyorsa aynı şekilde bundan da voltaj akım geçecek. Eğer suyumuz mesafelere göre iletkenlik sağlıyor mu sağlamıyor mu bunu da test etmiş olacağız. Bundan 2 tane hazırladık böyle. Biri artı biri eksi şeklinde. Şöyle kullanmadığımız bir ledimiz var. Bunu kullanacağız testlerimizi yaparken. Bir tane matkap şarj adaptörümüz bulunmakta. Kendisi 21.9 volt 5.6 amper şeklinde. O zaman hemen fazla uzatmadan deneyimizi başlatalım. Tekrardan hafif sarı olan suyumuza artı kutbumuzu yerleştiriyorum. Beyaz olan suyumuza tekrardan eksi kutbumuzu yerleştiriyorum. Tekrardan çıkış almak için birbirinden uzak şekilde artımızı yerleştiriyorum. Eksimizi yerleştiriyorum. Vidalar birbirine değmeyecek şekilde ikisi de bardağın bir ucundan bir ucuna şekilde mesafeli. O zaman hemen sudan geçen voltajımızı ölçelim. Şu şekilde multimetremizi açtık. Voltaja verdik. Artıya artıya değdiriyorum. Eksiye eksiye değdiriyorum. 21.7 volt şeklinde değer almaktayız. Bir yakından gösterebiliriz Kenan. Kameraya. 21.7 volt.
Tamam, teşekkürler. Peki amperimizi de aynı şekilde iletiyor mu? Hiçbir düzeni bozmadan iletkenliği sağlıyor mu? Bir de onun testini yapalım hep beraber. Onu da zaten ledlerimizi yakarken yapacağız. Hemen multimetremizden amper, miliamper şeklinde kısmını alıyoruz. Voltajdan kırmızı kablomuzu çıkarıp 10A yuvasına yerleştiriyoruz. Yani amper yuvasına yerleştiriyoruz. Buradan hemen artı kutbumuzu kırmızı multimetremizden gelen kırmızı uca bağlıyoruz. Diğerini ise direkt LED'e vereceğiz. Bu da artı kutbu olmuş oluyor artık. Sudan çıkan eksiği ise direkt olarak LED'imizin eksik kısmına yerleştirdik. Şöyle hemen değdirelim. Temas etmedi galiba. Şu anda yanıyor. Evet. 5.6 amper. Hem amperimizi hem de voltajımızı düzgün bir şekilde aktarmış oldu. Tekrardan multimetremizi kameramıza yaklaştıralım. Herkes görsün. 5.5, 5.6 olmak üzere değişiyor ki zaten adaptörümüzün rengi de kırmızıya dönüyor. Bu arada suyumuzda hemen baloncuklar çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi hem ekside çıkmaya başlıyor hem artı kutbumuzda çıkmaya başlıyor. İkisinde de baloncuklar çıkıyor ve suyun rengi değişiyor. Yeşilimsi, sarımsı, tırak bir renk alıyor. Şu anda bardaktaki suyumuzun ölçümleri doğru bir şekilde aktardığını görüyoruz. Voltaj ve amper şeklinde. Peki suda mesafelerin bir önemi var mı? O yüzden bardaklarımızı kaldırıyoruz ve hemen borularımızı ön plana çıkartıyoruz. Borularımızı aldık. Adaptörümüzden gelen hatları artık boruya bağlayacağız. Burada sonunları çıkardık. Artıyı bağlıyorum. Artımızı bağladım. Eksimizi bağlıyorum. Burada önemli bir husus var arkadaşlar. Boruların iki ucu da tıkalı olduğu için kabartma ya da kaynama söz konusu olabilirse olursa eğer direkt borularımızdan su akıtacaktır. O yüzden bunu özellikle net bir şekilde uyarayım. Sakın bu deneyleri bilmiyorsanız, anlamıyorsanız yüksek voltajlar üstünde katiyen denemeyin. Tekrardan multimetremizi aldım. Amper kısmından çıkarıp voltaj kısmına takıyorum ve voltaj kısmına alıyorum multimetremizi. Şu anda tekrardan bir ölçüm yapalım. Bakalım aynı şekilde alabiliyor muyuz voltajımızı? Evet. 19.8. Multimetremizi kameraya yaklaştıralım. Herkes görsün. Voltajda çok az kayda değecek bir şekilde düşme olmadı. 0.1 volt kadar falan bir şey düştü. Çok önemli bir şey değil. Şimdi aynı testi burada da yapıyoruz. Amper testimizi yapacağız. O yüzden hemen bir tane artı kutbumuza bağlamak için önce multimetremizden gelen kırmızı ucu bağlıyoruz. Buradan ise borumuzdan çıkan kırmızı uca
veriyoruz. Tekrardan miliamper ölçüm yerinden çıkarıp amper ölçüm yerine takıyoruz. Miliamper değerimizi alıyoruz. Şimdi bu borunun şu çiviyi LED'e değdireceğim. Eksi kutbuna tekrardan. Ve aynı şekilde diğer ucunu ise LED'lerimize değdiriyorum. Bakın arkadaşlar. Hiçbir miliamper değeri göstermiyor. Şu anda multimetreyi kameramıza gösterelim. Bakın amper değeri göstermiyor. Voltajımız sabit kalıyor ama amperi göstermiyor maalesef. Hatta şöyle yapalım. En küçük amper değerlerinin uçması için 20 mA alıyorum. Tekrar tutalım. Tekrardan eksi ucu bağladım. Şu anda bir amper değeri alabiliyor muyuz? Evet. Kaç amper alıyoruz? Yok. Şu an 0.1'di ama düştü. 0.01'di. 2'ydi. Şu an 0.03. Yani bir değeri yok. Şöyle söyleyeyim. Şu an 0.04. Yani müthiş bir amper değerimiz düşüyor. Voltaj değerimiz kalıyor. Ama dediğim gibi amper değerinde müthiş derecede düşme söz konusu. Bunu mesafeye bağlayabiliriz. Yani su iletkendir ama her mesafede değil. Normal saf su iletken değildir biliyorsunuz. İçinde mineraller olması gerekiyor ki iletebilsin elektriği. O yüzden su türlü, su bazlı akülerde genelde saf su kullanılır. Örnek veriyorum, ben bir forklift operatörüyüm ve şarjdan sonra her zaman akülere saf su basıyoruz. Şöyle diyebiliriz, yani kısacası saf su iletken değildir. Mineraller olması gerekiyor içinde elektriği iletebilmesi için. Ama gördüğümüz kadarıyla da elektriği iletiyor. Ama şöyle, voltaj sabit kalıyor. Amper değerinde müthiş bir düşüş söz konusu. LED'leri zaten aydınlatmadı neredeyse, gördünüz. Şimdi bir de şöyle bir deney yapalım. Bizim iki tane aporlarımız var. Birini çıkaralım ve amfiden çıkan çıkışı suyamıza daldıralım ve oradan hoparlörümüze verelim. Bakalım elektrik sinyalleri suda nasıl işliyor, bunu uzun süreli olarak görelim. Evet arkadaşlar, şu anda düzenimizi değiştirdik. Bir tane ev amfimiz var. Aynı sularımız duruyor burada. Bir tane 280 watt hoparlörümüz var. Biliyorsunuz ki hoparlörler elektrik sinyalleri ile çalışır. Şu anda biz de aynı şekilde amfimizden suya, sudan aldık, hoparlörümüze vereceğiz. Hemen bağlantılarını yapalım. Eksiyi eksimize tekrardan krokodil yardımıyla bağlıyorum. Artıyı bağlıyorum. Şu anda bir müzik almamız lazım. Açalım hemen bir müzik. Evet arkadaşlar, doğru düzgün bir şekilde aktarımı sağlıyor. Lakin seste bir tık düşme söz konusu. Ses bir tık düşüklük var seste. Şöyle söyleyeyim. Bu esnada suyumuzda herhangi bir baloncuk ya da herhangi bir korozyon şeyi görülmüyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla. Tekrardan açalım.
ortalarına doğru verelim. İlerletelim. Evet arkadaşlar, birazcık balon görmeye başladık artı kutbumuzda. Böyle çok hafif şekilde baloncuklar çıkıyor. Aşırı hafif şekilde. Şimdi ise kaldırıp direkt bağlantımızı yapalım. Ampimize. Bir de sudan çıktıktan sonraki ses seviyesine bir bakalım. Sesimizde bir değişme var mı? Hemen şöyle direkt vidalarımı değdireceğim. Sesi açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Direkt bağlantı yaptığımız zaman, sudan çıkardığımız zaman, direkt bağlantı yaptığımız zaman seste hem kalite olarak düzelme mevcut hem de daha yüksek bir ses alabilmekteyiz. Deneyimiz bugün burada sonlanmakta. Eğer aklınızda bir şey takılı kaldıysa yorum kısmında sorabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyarız. Tekrardan sizleri bu deney konusunda uyarmak istiyorum. Bu tür deneyleri lütfen düşük voltaj, düşük amper seviyelerinde yapın. 220'ye direkt bağlantı yapmayın. Çarpma riski var, kısa devre riski var, yangın riski var. Bunları göz önünde bulundurarak bu tür deneyleri yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ustanıcı'dan herkese keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.